Şimdi 8. parçamızı çizmeye başlıyoruz. Bunun için yeni bir skeç oluşturuyorum. Ardından çizim düzlemimizi seçiyoruz. Ve daire aracımızı alıyoruz. Merkezi referans alacak şekilde ilk dairemizi çiziyoruz. Bir de buna yine aynı şekilde merkezi referans alacak şekilde ikinci dairemizi çiziyoruz. Ardından ölçü aracımızı alıp iç dairemizin çapını 30 mm olacak şekilde Dış dairemizin çapını da 54 mm olacak şekilde ölçülendiriyoruz. Daha sonra çizimimizi kapatıp extrude aracımızı alıp bu çizdiğimiz iç içe olan dairelere yükseklik veriyoruz. Bu da 30 mm olacak. Daha sonra bunu Neva de deyip kaydediyoruz. Şeklimize yandan bir bakış yaptığımızda bu şekilde olduğunu görüyoruz. Ardından modifi aracımıza gidip chamfer'ı seçip hem buradan köşesini hem de diğer taraftan köşeyi seçip buralara 6 milimetrelik çemfırlar atıyoruz ve okey deyip kapatıyoruz. Daha sonra yukarıdan çizimimize bakıp bu düzlemimizi seçip buraya yeni bir skeç oluşturuyoruz. Ardından dikdörtgen aracımızı seçip çizimimize bir miktar yakınlaşıp buraya bir adet dikdörtgen çiziyoruz. Bunun da yatay uzunluğu 3 mm, dikey uzunluğu da 4.5 mm olacak. Ardından ölçü aracımıza gidip dikdörtgenin üst çizgisine tıklayıp bunun merkezden uzaklığını 27 mm yapıyoruz. Bu şekilde çizimimize yaklaştı. Bir de merkez ile dikey çizginin uzaklığında 1.5 mm yapıyoruz. Bu şekilde ortalanmış oldu. Burada finish sketch deyip çizimimizi kapatıyoruz. Ardından çizimimizi seçiyoruz ve extrude aracına basıyoruz. Bu çizimi geriye doğru alarak burada bir kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde açılı baktığımızda da kesildiğini görüyoruz. Zaten burada da kat yani kesme seçili. Okey deyip kapatıyoruz. Daha sonra tekrardan çizimimize karşıdan bakıyoruz. Daha sonra bu çizdiğimiz, daha sonra bu kestiğimiz yeri seçiyoruz. Kontrol ile tüm yüzeylerini seçebilirsiniz. Ardından create menüsünden pattern'e gelip circular pattern'ı seçip daha sonra bize eksen soruyor. Eksen seçiyoruz. Eksen olarak da bu dairemizin merkezini seçiyoruz. Onu da şuradan seçiyoruz. Ve bunun çözünürlüğünü de 24 olarak giriyoruz. Okey diyoruz ve 24 adet deliğimiz bu şekilde açılmış oluyor. Son olarak da Body'ye tıklayıp çizimimizi seçip Appearance'a tıklayarak buna bir renk atacağız. Renk olarak da plastiğin altından siyah bir rengi tutup çizimimi bırakıyorum. Son olarak da bunu buradan kaydedip sevdiğimi kaydedip çizimimizi bitiriyoruz.